Hani erken seçim olunca başka birisi mi gelecek? Hayır. Ben şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında oynayabilecek bir siyasetçi tanımıyorum. İyiye giden bir şey yok. Herkes halinden çok mu memnun sanki? 18 yıldır idare edenler, ekonomiyi bu duruma getirenler. Türkiye'nin gündeminde şu an erken seçim var. Sizce erken seçim olmalı mı? Evet, olmalı. Şu anki yönetimden dolayı. Yani bence olmalı. Bence erken seçim olmalı. İktidardaki hükümet görevine son vermeli. Yeni bir iktidar devam etmeli. Çünkü işsizlik çok fazla haddini aştı. Ben üniversite mezunuyum ve 1,5 TL olan işe bile almıyorlar. Hep torpili olanlar, referansı olan kişileri alıyorlar. Üniversite mezunu olduğum halde şu an boştayım. Ama ilkokul mezunları sırf torpili ve referansı olduğu için şu an daha iyi konumlarda. O yüzden iktidarın gitmesini istiyorum. Erken seçim olsa da yani hiçbir şey değişmeyeceği için şu anda olmamalı. 2023 beklenmeli. Neden değişmeyecek? Yani değişecek insanlar, yani değişik gelen, yeni gelen kişi Türkiye'yi daha güzel yapacak mı? Daha düzgün yapacak mı hemen? Onun için bence olmamalı. Şu andaki yönetim iyi. Olmalı. Neden? Çünkü millet işsiz, güçsüz, üniversite okuyor, atanamıyor. Yani her şeyle bağlantılı yani. Çünkü hani kimse hak ettiği yerde değil. Bence olmamalı. Yani şu an için gidişat zaten kötü gözüküyor. Ama erken seçim olursa zaten ekonomik durum zaten kötü. Daha da kötü olacak. Bence olmamalı diye düşünüyorum ben. Olmamalı. Çünkü Türkiye'miz çok güzel bir dönemden geçiyor. Bu dönemi şimdiye kadar gelmiş geçmiş en güzel dönemlerimiz. Yurt dışında olsun, içinde olsun. Ne bileyim ben, hani herkes istediği gibi, istediği zengin fakir ayrımı yok. Nasıl diyeyim? Yani güzel bir dönemdeyiz. İlerisi için çok iyi bir yerdeyiz şu anda. Avrupa olsun, yurt dışındaki bütün, 2023 geliyor bak, biliyorsunuz. 2023'te de yani Lozan Anlaşması'nın son dönemi oluyor. Bu yönden yani diyebileceğim şu ki biz çok memnunuz. Kendi adıma konuşayım veya halkımız, çevremiz, Türkiye'miz, ülkemiz adına konuşayım. Çok güzel şeyler oldu, yapıldı. Çok memnunuz. Vallahi olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Öyle bir an öyle geldi aklıma. Teşekkür ediyorum. Benim yani ben fazla şeyim yok ama parti şeyleriyle. Yoksa şeyimizden memnunum. Partimizden falan memnunuz yani. Devletimizden memnunuz ama yine de bilemiyorum. Olmalı. Hemen olmalı. Çünkü ortalığın bu durumundan dolayı her şey pahalı ya. Asgari ücrete bir 500 milyon verdiler. Onun karşılığında bir yağ 60 milyon, bir şeker zaten 35 milyon. Etti 100 milyon. Geri kalan çaya bile gelmedin. 30'da çayın 30-35 150 milyon. Ne yapacak ki bu halk? Mecbur seçim olacak yani. Yapacak başka bir şey yok. Bence olmamalı. Olmamalı. Ya çünkü şu an çok feci bizler, bir durumdayız. Bizler doğru kanımız doyuramıyor ki seçim olsun. Vallahi gerçek diyorum. Sıkıntıdayız. Emekliyle ne ev, emekliyle çocuk oku diyoruz. İnanki istemiyoruz biz. Halk olarak. Ya zaten şu an virüs var yani konu olarak. Bence çok saçma olur yani. İnan çok saçmalık geliyor bize. Allah bence olmalı. Çünkü şu an iktidarın durumu hiç iç açıcı değil. İşte görüyorsunuz piyasalarda aynı şekilde. İnsanlar mutlu değil. Bugün şuradan herhangi bir esnafa girdiğiniz zaman ülkenin sıkıntısını dile getiriyor. Şu anki iktidarın değişmesi lazım. O yüzden erken seçim şart. Erken seçim olacağını hiç düşünmüyorum. Olmasına da gerek yok. İstikrardan yanayız. Ha bu konuda da hükümet noktasında ya da Cumhurbaşkanımız noktasında doğrular yanlışlar tartışılır tabii ki ama istikrardan yanayız. Sürekli seçimlerle uğraşıp vakit kaybetmeye gerek yok. Seçim oluyor. Seçim olduktan sonra kusura bakmayın biraz nefeslendim ama seçim olduktan sonra seçim süreci, seçim sürecinin o işte propagandası, mitingler vesaire. Ondan sonrasıyla alakalı olarak hayırlı olsun ziyaretleri gibi. Yani ciddi anlamda vakit kaybediyoruz. Bence seçime gerek yok. Olmalı.
Türkiye'nin gidişatı hiç iyi değil. Bir an önce bu kriz ortadan kalkmalı. Yani bence olsa da değişecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Hani siyasetle çok ilgilenmiyorum açıkçası. Çok bir bilgim de yok. Ama olsa da çok farklı bir şey olacağını sanmıyorum. Bence şu anda olmamalı yani. Ya bu pandemiyi atlatmadıkça düşünmüyoruz ya. Yani olmamalı yani. Evet. Bu kadar. Şey yapman lazım. Neden? Çünkü ya şartlar ya şu anda onu göstermiyor yani. Bu kadar iş yeri kapalı. Ya ekonomik kriz var. Ya olacağını zannetmiyoruz. Bence olmamalı. İstikrar önemli. İstikrar için seçim ne zamansa vakti o zaman olmalı. Kesinlikle olmalı. Yani göz var, izan var. Hiçbir şey iyiye gitmiyor ki. Dolayısıyla da olmalı yani. İyiye giden bir şey yok. Herkes halinden çok mu memnun sanki? Yani pek anlamıyorum o işlerden, siyasetten falan ama yani olsa ne olacak, olmasa ne olacak onu da anlamadım. Bence olmamalı. Hani zamanı neyse o zaman olmalı. Hani erken seçim olunca başka birisi mi gelecek? Hayır. Gene aynısı olacak. O yüzden değişen bir şey yok. Bence olmamalı. Neden? Neden? Yani ben şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında oynayabilecek bir siyasetçi tanımıyorum. O yüzden olmamalı. Bence olmalı. Memleketin idaresiyle ilgili sıkıntılar var. Ekonomik idaresi, siyasi idaresi konusunda. İnsanlar mutlu değil. Mutlu olmadıklarını piyasa gösteriyor. Geçim derdi büyük bir dert. Onun için herkes seçim olmalı. 18 yıldır idare edenler, ekonomiyi bu duruma getirenler iyi yapamamışlar demek ki. Daha iyi yapacak birisi çıkacaktır. Hadi onun alternatifi değerlendirsin ahali.